A ve B aralarında asal sayılardır. A çarpı B 30 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Aralarında asal sayılarda arkadaşlar 1'in her sayıyla aralarında asal olduğunu unutmayın. Dolayısıyla 1. 1 ve 30 diyebiliriz. Dolayısıyla birinci durum. İkincisi arkadaşlar 3 ve 10 deriz. Bunlar da aralarında asaldır. Gördüğünüz gibi. 1 artı 30'dan 31 olur. 3 artı 10'dan 13 olur. Sonra 5 ile 6'yı unutmayalım. Bunlar aralarında asal gördüğünüz gibi toplamları 11 olacaktır arkadaşlar. 2 ile 15 yine aralarında asaldır. Çarpımları 30'dur. Toplamları da 17'dir. Böylece alacağı 4 farklı değer oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Asal 2 sayının çarpım biçiminde yazılan sayılara tekil sayı denir. Örnek ee, arkadaşlar 34 mesela tekil bir sayıdır. Neden? 2 ile 17'nin çarpımına eşit. 10 mesela tekil sayıdır. 2 ile 5'in çarpımı gibi düşünün. Bu şekilde iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazılabilenlere tekil sayı diyoruz. Örnek 7 ama bir tekil sayı değildir. Neden? 1 ile 7 arkadaşlar bu asalken 1 asal değildir. Dolayısıyla her asal sayı tekil sayı olmamış oluyor böylece. Ona da dikkat etmek lazım. Soru da şimdi o yorumu da kullanacağım. Belki ondan dolayı eksik bulanlarınız olmuş olabilir. Şimdi siz arkadaşlar asal olmayan bir sayıyı e, çarparsanız zaten kafadan bir kere elde edemeyeceksiniz. 15 ile buradaki hangi sayıyı çarparsanız çarpın. Kafadan arkadaşlar zaten 3 çarpı 5 işin içinde var. E bir de yukarıdan 2, 7, 8, 12, 13, 17 çarpanları gelince gördüğünüz gibi sayı 3 çarpana çıkıyor zaten. Örnek 15 çarpı 2, 30. Burada bakın. Buraya 30 yazmalıyız. E 30 böylece iki asal sayının çarpımı şeklinde mi? Hayır. Dolayısıyla 15'in olduğu satırdaki elde ettiğimiz tüm çarpımlar gördüğünüz gibi tekil olmayacak. Yine 12'yi çarptığımız tüm satır böyle arkadaşlar. 8'i çarptığımız tüm sütun, ve 12'yi çarptığımız tüm, sut, tüm sütun böyle gördüğünüz gibi tekil olmayacak. Bir de 1 ile çarptığınız zaman 1 kere 2 2'dir. 2 gördüğünüz gibi asal sayı ama 2 tane asal sayının çarpımı değil. Aynı şekilde 1, 7, 1, 8, 1, 12 şeklinde gittiği için bu satırda arkadaşlar patladı. Böylece normalde kaç çizgi çizdim? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 6'dan 30 derdik ama hangilerini 2 defa saydık? Bakın şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini 2 kere saydığım için 30 eksi 6'dan 24 kare oldu arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Gerçekten güzel, tehlikeli bir soru. A, B ve C birbirinden farklı asal rakamları olmak üzere 3A artı B eksi 5C ifadesinin alabileceği en küçük değer nedir demiş. Böylece arkadaşlar C'ye en büyük asal rakamı veririm. 7 böylece çarpım çok küçük çıksın. A'ya da arkadaşlar en küçük olanını veririm 2 olsun. B de buradan 3 olsun. Böylece 3 çarpı 2 6 artı 3 eksi 35 oldu. 9 eksi 35'ten cevabımız eksi 26 C şıkkı geldi. Şimdi arkadaşlar kök 317'ye bakmamız lazım. Kök 317 tabii ki ne olduğunu bilmiyoruz zaten. Kök 317 neye yakın? Kök 289'u biliyoruz 17, kök 324, 18 arkadaşlar demek ki bu yaklaşık olarak 17 küsür bir şey arkadaşlar tamam mı? Haliyle 17'ye kadar olan asal sayılara bakmamız gerekiyor. Böylece 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve 17 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane asal sayıya bakmalıymışız arkadaşlar cevabımız 5 oldu. Sağdan sola doğru artı eksi artı eksi yerleştirelim. Bakın artı eksi artı eksi artı eksi. Şimdi artılar neler? A sonra arkadaşlar 3 ve 5. Eksiler neler? 2, 1 ve 4. Dolayısıyla şu 5'leri hemen götürelim. A artı 1 arkadaşlar ne olmalı? Asal. Şimdi bunlar rakam olduğuna göre bir kere A'ya kaç verebilirim en az? 1 veririm. Sonra 2 veririm arkadaşlar. 4 veririm. 6 veririm. Başka da zaten veremem. Gördüğünüz gibi 1, 2 daha 3, 4 daha 5, 7 pardon 6 daha 13 olmuş oldu arkadaşlar. B şıkkı geldi cevabımız. Bu soru arkadaşlar yine bence TYT için güzel bir soru. Çünkü hızlı şekilde düşünmek gereken bir soru. Çünkü yapacağınızı düşünüyorum bu soruyu. Yapamamış arkadaşlar da bir noktada dikkatsizlik yaşamıştır. Ama yapsanız da hızlı olarak yapmanız daha önemli. O yüzden temel kavramlar gibi e, TYT konularını biraz böyle kronometre ile çözmek lazım zor olan testleri. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir kere e, kiralar toplamı karşılıklı olarak birbirine eşitmiş. Yani 1 ile 14'ün toplamı neyse 3 ile 12'nin toplamı da o. Dolayısıyla 7 tane kira çifti var demektir buradan. 21 bini 3'e bölersek 21'i şey 7'ye bölersek pardon 3 yapar. Demek ki her çiftin toplam kira bedeli arkadaşlar 3000'miş. Önce bunu söyleyeyim. Bunu anlamanız gerekiyor. Sonra e, asalların birbiriyle kiraları aynı ya. Burada hemen uyanmamız gereken mevzu. 2 ve 13 asaldır arkadaşlar. O zaman demek ki 1500, 1500. Nereden anlıyorum? Toplamları 3000'di. E bir de bunlar birbirine eşit 1500 oldu. Buradan yola çıkarak artık 5 de asaldır. Asal olduğu için bu da 1500. Haliyle 10 ile toplamı da böylece ne gelecek? 1500 arkadaşlar. Cevabı 3000 gelecek. Yani 10 da buradan 1500 kiraya sahip olacak. B şıkkı geldi. A bir asal sayıdır. B ve C sayma sayılarıdır. A eşittir 17 üzeri B eksi C. Buna göre A artı C eksi B ifadesinin değeri kaçtır? A bir asal sayısı A kesinlikle arkadaşlar 17 olmak zorunda. Çünkü 17'nin herhangi bir kuvveti kendisi hariç asal olmaz. Dolayısıyla buradan B eksi C neymiş? 1. B ve C sayma sayıları ise böylece aralarında fark 1 olduğuna göre C eksi B de kaç gelir? Eksi 1. A'yı zaten 17 bulduk. Haliyle cevabımız A şıkkı 16 oldu. A, B, C asal sayılarsa arkadaşlar bir kere şimdi burada A asal sayı olduğu için çarpımlarından bir tanesi 1 olması lazım çarpanlarından diğeri de kendisi. Dolayısıyla buradan B eksi C 1 diyebiliriz. Haliyle burası da A'ya eşit olmalı b c 1 ise iki tane asal sayının farkı ne zaman 1 olur arkadaşlar? Tabii ki birisi 3'ken birisi de 2 iken. Böylece b 3'tür, c de 2'dir. B'nin kübü yani 3'ün kübü 27 oldu. C zaten arkadaşlar 2 olduğu için 27 eksi 4'ten 23 oldu a böylece arkadaşlar d şıkkı. Kuralı nasıl anlamalıyız arkadaşlar? Önce sayıyı asal çarpanlarına ayır. Çünkü abc bakın asal sayılar demiş. Şimdi 144'ü asal çarpanlarına ayıralım. Nedir bu? Önce düşünelim. 36 çarpı 4'tür. Yani 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2'den 16 çarpı 9'muş. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'ymiş. Böylece A sayısı 144. Sonra 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3 olacak. 144 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3. Bunlar da giderse sadeleştiğinde 48 oldu. Cevabımız B şıkkı geldi. Aşağıda 20 bölmeden oluşan bir dolap ve bu dolaplar içinde bulunan kitap sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bölme numarası 2 ile aralarında asal olan ancak kendisi asal olmayan bölmeler neler bunlar? Tek sayılar arkadaşlar ama asal olmayan tek sayılar. Yani 15 burada 3 tane varmış. Sonra arkadaşlar 9 3 tane varmış. Ee, yine 21'de 3 tane varmış diyebiliriz. Bunlar 2 ile arasında asaldır ama kendileri asal değildir. Geriye kalan tüm bölmelerde eşit sayıda kitap vardır. Kaç tane bölme kaldı geriye? 17 20 e, bakayım bir 20 tane değil. Yani 23 20 tane bölme varmış, değil mi? Doğru. 23'ü görünce birden ben şaşırdım. 20 bölme olduğuna göre arkadaşlar geriye 17 tane bölme kalıyor. Bunların her birinde x'er tane olsun ve 3, 3 3 3 orada da 9 var. Toplamda da 145 olduğuna göre 17x eşittir 136. X de bakın 136 bölü 17'den 8 oldu. Cevabımız C şıkkı. Soruya şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. 2 bizim için özel bir asal sayıdır. Çünkü normalde asal sayıları topladığınız zaman 2 hariç hepsi tek olduğu için tekle tekin toplamı çifttir. Sadece bu düzeni bozan nedir? 2. 2 ile herhangi bir asal sayıyı toplarsanız kendisi hariç her zaman burada tek gelecektir. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla burada sarı ve kırmızı kalemleri aldığında ödeyeceği ücret yine asal sayı oluyorsa kesinlikle bunlardan bir tanesi 2 olmak zorunda. Çünkü normalde 2 tane asal sayıyı toplarsanız çift olur. Örnek 3 ile 7'yi toplamak gibi düşünün. Böylece 10 olur ve asallıktan çıkar. Bunu bozan demin dediğim gibi 2 ile 5'in toplanması gibi ya da 2 ile 19'un e, ...toplanması gibi arkadaşlar tek sayı yapacaktır. Haliyle buradan ya kırmızı ya sarı asal olacak. Sonra gelelim buraya mavi ve kırmızı kalemleri alırsam ödeyeceğim ücret tek sayı oluyor. Gördüğünüz gibi işte haliyle demek ki burada hem kırmızı hem kırmızı ikisinde de var. Demek ki kırmızı arkadaşlar 2'ymiş. Sarı asal sayı mavi asal sayı ama ne olduklarını bilmiyoruz. Şimdi şıklar bizim için çok değerli ve basit hale gelecek. Niye biliyor musunuz? Kırmızı kalemin fiyatı 2 ise... Buradakilerin toplamı da arkadaşlar bir çift sayı olması lazım. Neden? Bunlar sarı ve mavi iki hariç asal sayılar. Dolayısıyla toplamları her zaman çifttir. Böylece 22'ye böl 10, 24'ü 2'ye böl 12 çift sayı, 32'yi 2'ye böl 16 çift sayı olur. 42'yi 2'ye böl 21. Gördüğünüz gibi iki hariç hiçbir zaman iki tane asal sayının toplamı tek olamaz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Güzel bir soru. Aynı zamanda hızlı çözerseniz avantajlı olacağınız bir soru sınavda çıksa arkadaşlar. Çift sayılar aralarında asal olmayacağı için arkadaşlar burada 3 ve 5 bizim için önemli. Aslında direkt zaten cevabı 3 ve 5 de diyebiliriz de ben size söyleyeyim. Şimdi biz buraya 2 yazdığımız zaman yeterince elimizde tek sayı yok. Ne olacak? Siz gittiniz diyelim buraya 3 ve 5'i yerleştirdiniz. E haliyle buradaki sayılar İkili ikili bakın aralarında asal olması gerekiyordu. 2 ile hiçbir sayı aralarında asal değildir. Ortaya çift sayı koyduğunuz an soru patlıyor. Dolayısıyla ortaya 3 koyabilirsiniz ya da 5 koyabilirsiniz. Bakın göstereyim. 3 koyduğumda buraya 2 yazabilirsin. Buraya e, mesela 4 yazabilirsiniz. Şöyle 3 yazdığımız için buraya 5 yazabiliriz. Buraya 16 yazabiliriz. Gördünüz mü? Bu şekilde haliyle ortadaki 3 ve 5'i güzelce kullandığımız zaman evet hepsi ikişer ikişer böyle tabii ki. Yoksa 5 ile 16 değil. Böyle ikişer ikişer altlı üstlü arkadaşlar aralarında asal olabiliyorlar. Örnek bir görüntü de bırakıyorum buraya. 5, 2, 4, şuraya 12, e, buraya da 16'yı bırakayım arkadaşlar. Böyle bakın sağlı sollu, yanlı hepsi ikişer ikişer birbiriyle asal oldu. A ve B tam sayı C ve D asal sayılardır. C'nin asal sayı olması için arkadaşlar 9 üzeri 1 bölü A eksi B nasıl asal sayı olabilir? 9'un bakın 1 bölü 2. kuvveti 3'tür. Demek ki A eksi B arkadaşlar 2'ymiş. Yine aynı şekilde 25 üzeri 1 bölü 2 arkadaşlar köklü sayılardan hatırlayın asal sayıdır. Buradan da A artı B eksi 4 de 2 olmalı. Taraf tarafı toplarsak bakın B'ler gider. 2A eşittir. 4 artı 4'ten 8 A4 olacaktır. A4 ise B de arkadaşlar 2 olur. Çarpımları 8 olur. B şıkkı gelir. Önce arkadaşlar numarası asal olanları eliyormuş. Tamam. Sonra 3 ile aralarında asal olmayan ayakkabıları da eliyor. İkinci seferde elediği ayakkabı sayısı 5. Şimdi ikinci seferde arkadaşlar elerken nasıl eleyecek? 3 ile aralarında asal olmayan ne demek? 3'e bölünen sayılar demek. Dolayısıyla 6, 9, 12, 15, 18. Böyle yaparsak bakın 5 tane oluyor. Demek ki bu ardışık sayı şeklinde de sıraladığı için tabii ki 18'den daha büyük olmaması lazım. Örnek 21 varsa bu e, ayakkabıların içinde 21 numaralı ayakkabı varsa, o zaman onu da elemesi gerekir. O olmayacağına göre 5 tane olduğuna göre en fazla 18'e kadar gidebiliriz. O zaman bu kişideki ayakkabı sayısı en fazla kaç olur? 20 tane. Neden? Burada 18'dir en fazla 3'e bölünen sayı ama 19 ve 20 numaralı ayakkabılarda olabilir. Dolayısıyla ilk seferde 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19'u eleyebilir arkadaşlar. Haliyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ayakkabı elemiş olur ilk seferde. Böyle güzel bir soru A şıkkı geldi cevabımız.